Selamlar arkadaşlar. Hepiniz Spastik Gamers ekranlarına hoş geldiniz. Sizlerle beraber Minecraft macerasına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir dakika, kaldığımız yerden devam etmeyelim arkadaşlar. Bu bölüm Creative Mode'da geçecek biraz. Ben sizlere neler yaptığımı aktaracağım ve neleri Creative Mode ile yaptığımı, neleri Creative Mode ile yapmadığımı aktaracağım. Bunun yanı sıra o indiğim madenleri gezdireceğim size. Çünkü hiçbir maden videosunu yayınlayamadım. Yanlış anlamayın, sebebi bir telif hakkı ya da hak talebi değil. Bunun sebebi videoların patlaması abi. Videolar nasıl patlıyor? Videolarda siyah ekran sorunu meydana geliyor. Yani bunda var mı? Bir kontrol edeyim müsaadenizle. Bu arada benim sesim pert fark ettiyseniz. Gerçekten sesim çok düşük geliyor şu an sanırım. Sizler biraz kulaklığınızdan açmak durumunda kalacaksınız. Yok, bu videoda bir problem yok. Onları göstereyim, hem de şu oyunun sesini biraz daha alçaya çekeyim ben abi ya. Çünkü benim sesim gerçekten çok az gelecek. Onun da farkındayım. Çünkü arkadaşlar sanırım mikrofonumun jack girişi bozulmuş vaziyette. Yani bilgisayarın jack girişi bozulmuş vaziyette. Bu ne demek arkadaşlar? 2x, 3x problem demek. Yani problemi tutun 3 ile 4 ile çarpın anlamına geliyor bu. Çünkü yeni bir mikrofon almak yerine jack girişini değiştirmek zorunda kalmam bana çok daha pahalıya patlayacağından dolayı gerçekten sıkıntı. Selim abinin deyimiyle taklaya geldik. Şimdi arkadaşlar, şuradaki yapıyı, tamam mı? Buradan şuradaki ana şeye giden, büyük adaya giden ray sistemini, buradan bu kalkış noktasından büyük adaya giden ray sistemini, ya ondan sonra bütün ray sistemlerini arkadaşlar ben Creative Mode ile yaptım. Bu konuda yalan söylemiyorum sizlere. Oraları Creative Mode ile yaptım. Onun dışında şu çeşmeyi Creative Mode ile yaptım. Çünkü buradan buraya su taşımaya acayip zor sundum ya. Gerçekten. Şurayı kendi elimle yaptım abi. Bu havuç tarlasını beraber ektik. Siz de biliyorsunuz. Ben daha sonra burayı geliştirdim. Ya yani burayı da hile kullanarak yapmadım. Bu arada Ufuk Turhan yazısını düzelttim. Daha sonra şeker tarlasını ben kendim yaptım arkadaşlar. Arda Alp arkadaşımızın da ismini buraya vermiştim. Diğer videoda göremedi tabii ki. Çünkü onun ismini verdiğim video patladı maalesef. Minecraft sıkıntılı bir oyun arkadaşlar. Java destekli olduğundan dolayı gerçekten sıkıntılı. Burada hiçbir şekilde Creative Mode kullanmadım. Zaten şurada bulunan buğdayları alıp bunlara verdiğiniz zaman böyle bir tarla daha yaparsınız abi. Hiç canınızı sıkmayın. Şimdi her neyse, bu konuda hemfikiriz herhalde. Yani demir yolları, çeşme, ondan sonra başka bir şey kullanmadım Creative Mode'da. Demir yollarıyla çeşmeyi yaptım abi. Bir de şu kabak sayısını arttırdım, bal kabağı sayısını. Madenlerden kazandıklarımı, demirleri, altınları falan hileyle yaptığımı zanneden arkadaşlar var. Gelin arzu ederseniz ben onları size göstereyim hileyle yapmadığımı. Bakın arkadaşlar, böyle bir mağara oydum. İlk başta şuraya doğru gittim, tamam mı? Ama buradan pek bir şey çıkmadı. Bunu da zaten anlayabilirsiniz. Bayağı bir dar bir mekan yani. Gerçekten hiçbir şey çıkmadı buradan. Ben ne yaptım? Buradan aşağı inmek yerine şuradan seslerin geldiğini fark ettim. Ve seslerin olduğu yere gittim. Hoppa, kocaman geniş bir mağaraya doğru açıldı burası. Burayı birazcık gezdim, aradım, taradım arkadaşlar. Buradaki kömürleri, diğer ham maddeleri topladım. Gerçekten çok büyük ve uzun bir mağara arkadaşlar. Buralarda gezindim, gezindim, gezindim. Ve en sonunda ikinci çıkışı da buldum abi. Yok, ikinci çıkışım burada değilmiş. Bu çok fazla yere bağlı arkadaşlar bu mağara. Yani görmüş olduğunuz gibi size hepsini göstereceğim yani şu an. Hile kullanmadığımı bilin maksat. Demirlerde veyahut herhangi bir altın, elmas malzemesinde kesinlikle hile kullanmadım. Merhaba zombicik. Işık var abi. Bunlar nasıl spawn oluyor? Bak misal daha şuradaki demiri kazma fırsatı bulamamışım. Demiri, kömürü filan. Buradan acilen çıkmam gerektiği için. Çünkü iskelet de var abi burada. Ondan sonra şu noktaya doğru ilerlemişim. Daha görmüş olduğunuz gibi burada kazma imkanı bulamadığım materyaller var. Altın bloğu var. Hala onu kazma imkanı bulamadım. Daha derine doğru iniyoruz arkadaşlar. Bu meşaleyi böyle hani öylesine atmıyorum ben, yaratık spawnlanmasın diye. Bak şuraya hiç girmemişim bile, çünkü cesaret edemedim girmeye, çok karanlık. Mantarlarımız var abi, ki ben de biraz mantar toplamıştım sanırım. Ay, onları eve bırakmış olabilirim. Bunlar demirdir yüksek ihtimal. Bende biraz renk körlüğü var ama diamond olduğunu zannetmiyorum abi. Yani görmüş olduğunuz gibi buralara kadar indim, gördüm. Redstone'umuz var burada. Burada tekrar demir bloğumuz var falan filan.
Yani arkadaşlar özetle şunu söylemeye çalışıyorum bunca videodur. Videonun bu zamanına kadar şunu aktarmaya çalışıyorum sizlere. Kesinlikle demir, altın, elmas herhangi bir materyali kreatif moddan almadım. Onu da bir şeyler oldu. Onu da kreatif moddan alırsam eğer bu oyunu oynamanın pek bir anlamı kalmaz diye düşündüm. Sadece o demir yolunu, ray sistemini falan yapmaya çalıştım. Bu arada ben buraya hiç girmemişim. Bakın hiç bir tane bile meşale yok. Yanlış yerdeyim abi. Buradan tepeye doğru yara yara çıkacağım. Maalesef elimden başka bir şey gelmiyor. Hoppa! Bakın burası nereye çıkıyormuş? Bizim evin hemen oraya çıkıyormuş. Söylemiş olduğum gibi mağaralar gerçekten çok derin. Şimdi içeriye arkadaşlar birazcık kum atalım. Sand'dı galiba kum. Umarım senttir. Hop, 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 hop. Bunu bu şekilde kapatamayacağımızın farkındayım ama birazcık uzun sürecek. Ya kapatalım abi yani. Bak kapandı. Hoppa, tamamdır. Bunu da alıp geri yerine koyalım. Yani arkadaşlar söylemiş olduğum gibi hiçbir şekilde ben elimde görmüş olduğunuz itemları daha sonra bir dakika sizlere evimi de göstermek istiyorum. Evimde de bayağı bir birikmiş item var. Bu arada Görkemciğimin ismini vermiştim eve. Görkem ilk abonelerimden çok sağ olsun beni her zaman destekledi, her zaman yanımda oldu. Şunları da kreatif modla yapmadım arkadaşlar. Görmüş olduğunuz redstone, lapis lazuli bunlar hiçbirisini kreatif modla almadım. Hepsini gittim kazdım oradan. Bunların da videosu vardı elimde. Ne oldu? Video patladı. Nasıl patladı? Ben abi iki balta darbesi vuruyorum, tamam mı? Şeyi kazıyorum, demiri kazıyorum. Demiri bir tek demire vurduğumu ve o demirin kırıldığını görüyorsunuz. Yani o aradaki parçalama işlemi yok arada ve bu maalesef ki sese de yansıyor. Yani arkadaşlar şimdi iyi kazdık bitti. Yani bir şeyi kazacağız bundan şunu elde edeceğiz dedirtmiyor adam, anlatabiliyor muyum? Arkadaşlar iyi bitti. Yani seste bile sektirmeye sebep oluyor. Bu arada şuradaki zombi fantazi alanını kaldırdım abi. Fantazi de çok değişik bir terim ya. Yani zombi alanını kaldırdım arkadaşlar. Çünkü sizler uyardınız, çok sağ olun. Uyarılarınız neticesinde kaldırdım. Zombilerin olması demek senin yatakta uyuyamaman demek abi dediniz. Ben de kaldırdım işte. Her neyse arkadaşlar müsaadenizle videoyu burada sonlandırıyorum. Game modumuzu Survival'a alalım. Daha sonra kalmış olduğumuz yerden devam edeceğiz. Ama devam etmeden evvel benim şu mikrofona bir problem bulmam lazım. İki seçeneğim var. USB girişli bir mikrofon alacağım ki o da tuzlu. Ya da jack girişini değiştireceğim. O jack girişini değiştirdiğim arada bilgisayar 16 GB RAM ile gidip 4 GB ile geri gelecek. Çünkü çalacaklar, ben biliyorum abi. Yani herkese burada atıfta bulunmaktan istediğimden dolayı değil. Ben biliyorum. Bizdeki tamircilerin yarısı bu şekilde işliyor. Senden alıyor sağlam parçayı, kötü parçayı kakalıyor sana veriyor. Maalesef ki durum böyle. Bu yüzden ben bu bilgisayarı tamire vermeye korkuyorum abi. Arkadaşıma bile vermem yani. Sistemi gayet iyi. Ben gayet memnunum sisteminden. Gidip verip de sistemimi çöp ettiremem ya. Yani arkadaşlar bu yüzden videolar biraz gecikebilir. Ondan sonra ne bileyim videolarda aksaklıklar yaşanabilir. Çünkü benim sesim az geleceği için oyunun sesini de dibe çekmem gerekecek. Sizin de kulaklığınızı son sese getirmeniz gerekecek. Benim mikrofon bazı zamanlarda aşka geliyor, sesi düzeltiyor. O ses düzeldiği zaman sizin ses sistemleri de cortlar falan. Neyse ya ben bir çözüm bulacağım arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bu da ispat videosu gibi bir şey olsun işte. Sağ olun. Esen kalın.